Ve İzmir'de efendim mevsim yağmurları durdu. Olan kış mevsiminin vazgeçilmez sebzesi ıspanağı oldu. Demir kaynağı. Çocuklarımıza bol bol yedirmemiz lazım. Spor yapan kişilerseniz mutlaka sık sık ıspanak yemeniz lazım. Ama ıspanak tükendi. Çünkü yağış alamadılar. Topraklar verimli olamadı. Eğer yağışlar çoğalmazsa ıspanak sofraya gelene kadar da el yakacak gibi görünüyor. Yağışlar azaldı, ıspanak tarlaya parça parça ekildi. Kış sebzelerinden ıspanağın hasadı başladı. Ancak İzmir'de mevsim yağmurlarının gecikmesi nedeniyle üreticiler kısıtlı imkanlarla üretim yapıyor. Hal böyle olunca üretimin azlığı fiyatlara fazlalık olarak yansıyor. Biraz pahalı yiyecek gibi görünüyor. Çünkü siz gelirken de gördüğünüz ovamızda kuraklıktan çok etkilendik. Sulama suyumuz yok. Üreticiler kendi imkanlarıyla sulama yapmaya çalışıyor. Ufak ufak sularımızla, artezyenlerimizle sulayabildiğimiz kadar suluyoruz. Ancak maliyet artışı fiyatlara yansıyor. Maliyetler de yüksek biliyorsunuz. Gübre fiyatları, tohum fiyatları. İşçilik. Yine de yağmurların yağmasıyla fiyatlarda düşüş yaşanabilir. Yağmurlar yağarsa ekim artabilir. Yani bu bölgede de uzun zamandır yağmur yok ve görünürde de yok. Bunlar bizi çok etkileyecek diye düşünüyorum. Tabii ucuzlayabilir. Ekim artar. Çünkü suyla ekiliyor. Bu ıspanağın en büyük özelliği tarlanın tavla olması. Su gerekiyor bunu ekmek ve yetiştirmek için. Kilosu 10 liradan satışı tahmin edilen ıspanak şu anda 15 ila 19 lira arasında değişiyor. Geçen yıl 10 liraya ıspanak piyasada konuşuluyordu. Bu sene kışın. Şu an belki daha sıcak ve ilk yapmaya başladık. Piyasa pek yüksek olmayabilir ama kışın yükseleceğini söyleyebilirim. Bir yıldız daha kaydı. Türkiye'nin hepimizin başı sağ olsun. Benim özellikle benim alanımda meslek büyüğümüzdü. TRT'de uzun yıllar çalışmış bir isimdi. Aynı zamanda Eurovision şarkı yarışmalarında yaptığı sunuculuklarla hafızalara kazınmıştı. Ve kalplere tabii ki ünlü sunucu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem Eurovision şarkı yarışmasının Türkçe sunuculuğunu yapan Bülent Özveren geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmıştı. Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti. 1943 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti. 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision şarkı yarışmasını Türkçe olarak sunmasıyla tanındı. Özveren son olarak 2013 yılının sonunda yeni yayın döneminde Show TV'de yayınlanan 1 Milyon Kimin adlı yarışma programında Okan Bayülgen, Gülben Ergen'le birlikte jüri üyeliği yapmıştı.